Merhaba, ben Doktor Hacı Büyükbestili. Yine bir sağlık programında beraberiz. Hormonlar bir, vücutta su tutar. İşte kortizon alan hormonlar, kortizon hormonu alan kanserli hastaları, astım hastalarını görürsünüz. Yüzleri balon gibi şişer, kanlıları şişer. Kortizon hormonu. Hormonlar vücutta su tutar. İkincisi yağ yapar. Otomatikman yağ yapar. Yani vücutta bir iltihap vardır. Zaten onu baskılamak için kullanılır. Biz bu hayvanları yediğimiz zaman, bu tavuğu, antibiyotiklerini alıyoruz, danaları, hormonları alıyoruz. Bu hayvanları yediğimiz zaman bunlar ne yiyorsa onları da alıyoruz vücudumuza. Ne işleme tabi tutulmuşsa hepsi biz de onları alıyoruz. Beraber antibiyotiğimizi de alıyoruz, hormonumuzu da alıyoruz. Yani düşünün bir kere bir dilim ekmekle, kepekli ekmekle, yağsız tavuk göğsü, bir tane haşlanmış tavuk göğsü ye, bir tane hormon hap almış gibi oluyorsun. Bizim hormon hapları gene masum. 24 saat vücutta aktivitesi yok. Bunların bitmiyor da aktivitesi. Ondan sonra yani bu çocuklara biz bunu her gün yediriyoruz. Bunların östrojenik etkileri var. Östrojenik etki vücutta yağlanmayı, şişmeyi hanımlarda aldığımız zaman, erkeklerde hormonal bozukluğa sebep olur mu? Ve bunlar uzun süre etkili vücutta. Yapıştığı yerden bırakmıyor da. Mesela özellikle insülin hormonu benzeri hareket eden maddeler, bunlar nerede bulunur onları da anlatacağım. Vücuta veriyorsun bunu. Alıyor vücut, mide bağırsak sistemimiz bozuk, kana karıştı. Geldi bu hormon etkili ürünler. İnsülin etkili olanlar var, östrojen etkili olanlar var, tiroid hormonları etkili olanlar var. Bunlar kana karıştı, ilgili organlara gitti. Gidip o organlara artık o hormonların da yapışmasına engel oluyorlar. Beyine gidiyor, insülin reseptörüne yapışıyor. Senin insülin bir işe yaramıyor. Vücuttaki insülin reseptörlerine yapışıyor. Senin habire vücut insülin salgılamaya çalışıyor. Habire salgılıyor, bir işe yaramıyor. Oraya yapışıyor. Obez kişilerde ne görüyoruz? Durmadan bitmeyen bir açlık. Beyine yapışmış. Beyine diyor ki şekeri içeri al, şeker alamıyor beyin. Durmadan aç. Kaslar durmadan yorgun. Neresi alıyor? Bu insülin hormonu 3 yere gider. Yağ hücresi de gider. Şekeri içeri al, beyine gider, kas hücresine gider. Beyinle kas aç, onlara yapıştığı zaman şekeri içeri aldırmıyor. Ama yağ hücresine gidiyor, oha bire yağ yapıyor. Savaş var vücutta çünkü, savaş. Savaşta olan bir vücut. Enflamasyon demek vücutta savaş demek, iltihap demek. Savaşta olan bir vücut, gelişime, hayallerine vakit ayırır mı? Savaşta olan bir devlet, bir ülke bütün emeğini, bütün gücünü savunmaya aktarır.